Arkadaşlar hepinize günaydın. İkinci günün sabahındayız. Dün akşam zor bir gece oldu. Rüzgar çok sertti. Çok rahat uyuyamadım. Sabaha karşı birkaç saat uyuyabildim. Susuzluktan ölüyorum yalnız. Çok susadım. Bugün ilk iş bir tane su kuyusu yapacağım kendime. Su çıkartmaya çalışacağım, tatlı su. Şurada görüyorsunuz. Bakın dün yediğim fasulyenin kabını ben temizledim. Büyük bir ihtimalle onu da su toplamaya çalışacağım. Şu arka tarafta da bir tane yüzen pet şişe görüyorum. Ondan da faydalanabilirim. Kusura bakma, yeni kalktım. Şimdi sıraya koyalım tekrar. Önce su bulacağız. Dün akşam çok geç vakte kaldığım için yakacak doğru dürüst bir şey bulamamıştım. Birkaç çalı çırpı buldum. Onları yaktım. Yemeğimi onda ısıttım. Bugün birazcık odun toplayacağım. Şuraya bakarım. Şurada küçük bir sahil var. Oraya bakarım. Bir de belki dün geldiğim tarafa doğru biraz yürürüm. Ona bakarım. Bak, yakacak bulacağım. Balık avlamaya çalışacağım bugün. Ve en önemlisi su. Tabii önce bir kahvaltı yaparak başlayalım. Birazdan bir elimi yüzümü yıkayayım. Kahvaltıda görüşürüz arkadaşlar. Tekrar günaydın arkadaşlar. Biraz kahvaltı yapacağım şimdi. Hatta güneş kremimizi de sürelim değil mi? Dün akşam barbunya pilaki yedim. Elimde sadece bu konserve kaldı. Yaprak sarması. Bu akşam avlanmaya çalışacağım arkadaşlar. En azından birkaç balık avlamaya çalışacağım. Eğer bugün bir şey avlayamazsam bunu bir sonraki geceye saklayacağım arkadaşlar. Avlanamazsak bu akşam açız. Ama büyük bir ihtimalle balık yakalayabilirim diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle biraz deniz kestanesi toplayabilirim. Su konusunda problem yaşayacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. Ada çok zengin yemek bakımından. En kötü ihtimalle tuzak kurarak tavşan yakalamaya çalışabilirim. Ya da sincap. Tuzak kurma ile ilgili bir video çekmiştik geçtiğimiz aylarda, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yukarıda linkini görebiliyorsunuz. Oradan tıklayarak tuzak yapımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Orada detaylıca anlatmıştım tuzağın nasıl kurulacağını. Her ne kadar karada tuzakla av yasaklanmış olsa da böyle bir hayatta kalma durumunda tabii ki bu göz ardı edilebilir. Bakalım, işte birkaç tane planım var. Ona göre hareket edeceğiz. Bunu açtım ama umarım burada karınca olmaz bu. Bunu iyi korumak gerekiyor. Arkadaşlar, barınak yaptığımız yerin sol tarafında görünen buruna geldim şimdi. Az önce videolarda da izlediniz. Yol üstünde antik bir kentin kalıntılarından geçtik. Büyük bir ihtimalle tapınak gibi bir şey burası. Çünkü en burun kısmına kurulmuş. Karşı tarafta bir tane küçük adacık var. Onun üzerinde de antik yapılar görüyorum. Bu arka tarafındaki koy birazcık daha korunaklı gözüküyor ama burada da barınak kuracak yer yok. Birazdan etrafını dolaşmaya çalışacağım. Adaya da, kuleye de, gözetleme kulesine de yarın gitmeye karar verdim. Birazcık odun topladım yolda, biriktirdim onları, toplayarak şimdi kamp alanına döneceğim. Çok susamaya başladım. Belki karşı tarafta görmüş olduğunuz kıyıda bir tur atarım ve tepeye çıkarım bugün. Tabii esas önceliğimiz olan suyu unutmamak gerekiyor.
Hava şimdilik güzel. Dün akşamki fırtınadan eser kalmadı. Gayet yumuşak bir hava var. Rüzgar rahatlatıcı, serinletici. Güneş çok fazla yakmıyor şu anda. Birazdan kampa doğru tekrar yola çıkacağım. Çünkü buradan artık gidecek bir yer kalmadı. Şimdi dönüş yolu üzerinde topladığım, ayırdığım odunları toplayarak kamp alanına dönmeye çalışacağım. Ardından da biraz su çıkartalım. Gördüğünüz gibi aslında tam olarak kurtulmaya çalışmak istiyor olsam bölge gemiye geçiş güzergahı üzerinde büyük bir ihtimalle burunda, şuradaki burunda bir ateş yakarak yardım çağırabilirdim. Ama tabii o günü çok çabuk sonlandırır. Şimdi odunlarımı toplayıp kamp alanına geri dönmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, odunları topladım ben bir miktar bu akşamlık. Ancak dün topladığım odunları kesememiştim. Daha doğrusu bu odunları toplayacaktım zaten de balta olmadığı için kesemeyeceğimi düşünerek daha küçük çalı çırpı toplamıştım ateş yakmak için. Bugün kendime portatif baltamı kurmaya karar verdim. Çünkü sürekli işime yarayacak güzel bir odun parçası buldum. Büyük bir ihtimalle baltamı bu taşıyacaktır. Paketten çıkan iple de güzelce sabitleyeceğim bunu. Ve istediğim boya kadar kısaltacağım. Şu boy benim için uygun. Çok sağlam değil ama bu macerada işimi görecektir diye tahmin ediyorum. Bu kadar yeterli olur sanırım. Şurada dün çıkarttığım iplerden bir parça ile bağlayacağım bunu şimdi. Çok sağlam olmadı. Bir parça daha ip çıkartıp bunu iyice sabitlemeyi planlıyorum. Evet arkadaşlar, baltamız hazır. Bu arada sahilde bir tane pet şişe buldum. Birazdan suyu bu şişe yardımıyla çıkartacağım. Toprak, kumu kazarak yapacağız kuyuyu. Onu da göstereceğim size nasıl yapıldığını. Baltayı yaptık, göstereyim size şöyle. Baltamız hazır. Sapı yaparken, kısaltırken, keserek kısaltmaya çalıştım. Vurmak için taş ararken taşın altında cam vardı arkadaşlar. Parmağım kesildi korkunç. Allah'tan Lady Lay bir miktar sağlık malzemesi gönderdiği için kendi ilk yardım setimi kullanmadan Lady Lay'in gönderdiğiyle basit bir müdahale yaptım. Birazcık buradaki buralar kurusun. Güzelce temizleyip tekrar bir pansuman yapacağım akşam. Ayrıca bugün şeye de bakacağız sizinle beraber. İlk yardım çantamda ne olduğuna bakacağız. Ha bir de şeyi açacaktık. Acil durum hayatta kalma kiti vardı. Düdük şeklinde yapmış olduğumuz linkini yukarıda görüyorsunuz. Veya dün de görmüş olabilirsiniz. Dün bahsetmiş olabilirim ondan. Onu inceleyeceğiz. Şimdi bulunduğum bölgeye su çıkartmak için basit bir çukur kazacağım. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada nemli bir alan var. Büyük bir ihtimalle orayı değerlendirebilirim. Hafif 1 metre, 1,5 metre çapında 20 santim derinliğinde kumu oyacağım. Ta ki deniz suyunun ıslattığı nemli kuma ulaşana kadar. Ondan sonra ortaya dün yediğimiz barbunya plakinin konservesini koyacağım. Bunun üzerini torba buna temas etmeyecek şekilde Lady Lay'in gönderdiği torbayla, brandayla, naylonla ya da muşambayla kapatıp etrafını kumla iyice izole edeceğim. Tam bunun denk geldiği yerden naylonun üstünden bir tane taş koyacağım ki birazcık ağırlık yapsın. Aşağıya doğru konik bir yapı oluştursun. Güneş ışığıyla beraber buharlaşan deniz suyu üstteki naylon tabakasına yapışacak, orada yoğuşacak ve süzülerek, damlayarak, o konik ışık damlayarak, akarak konserve kutusunun içine damlayacak ve tatlı suyumuzu buradan elde edeceğiz. Bunu yapmam lazım.
Saat yaklaşık 12'ye geliyor. Güneş tepede. Ve gerçekten çok susadım. Dünden beri su içmiyorum. Şimdi ben başlıyorum şey yapmaya. Siz de izleyin beni. Burada önemli olan nokta, kuyunuzu ne kadar geniş kazarsanız o kadar fazla, o kadar çabuk su toplarsınız arkadaşlar. Ben biraz daha genişleteceğim burayı şimdi. Yalnız şimdi fark ediyorum, burada bir handikap var. Dikkat ederseniz toprak biraz kirli. Dolayısıyla kil çok zor kuruyan ya da normal ıslak kumdan çok daha zor sıvı kaybeden bir yapıya sahip. Dolayısıyla buradan su toplamak birazcık daha zor olacak bizim için. Nemli toprağa ulaştım, nemli kuma ulaştım. Daha doğrusu kille karışık nemli kuma ulaştım. Ortaya bardağımı koydum. Bunun yanlarını çok iyi özel etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buharlaşan su yanlardaki açıklıklardan dışarı taşmamalı. Bütün buharı içeri hapsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla birazcık kumla kapatıyorum bunun üstünü. Uçmasın diye iyice birazdan şey de koyacağım üstüne. Köşelerine taşlar da koyacağım. Elimden geldiği kadar gergin yapıyorum. Arkadaşlar sistem hazır. İçeride buharlaşan su birazdan bize içme suyu sağlayacak. Saat 2:30'a geliyor. Su biraz birikmeye başladı. Hatta sanırım şeyin içinde de birikmeye, damlamaya başladı. Ben şöyle göstermek istiyorum size. Işıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle biraz zoom yapacağım. Gördüğünüz gibi su buharlaşıp alttaki kaba doğru akmaya başladı. Sanırım birkaç saat daha tutup ardından bu akşam en azından 400 veya 300 cc kadar suyu biriktirebilirim diye düşünüyorum. Bakalım su birikmeye devam etsin. Ben şimdi biraz daha uyuyacağım. Az önce denize girdim. Hala hava çok sıcak. 34 derece hava sıcaklığı. Cehennem gibi hava. Hareket edemiyorum. Akşam üzeri olursa çıkacağım işte oraya belki. Tabii birazcık su bulabilirsek, su bulamazsak su buluncaya kadar daha buradayım. Artık ikinci günün sonuna doğru gelmeye başladık. Saat yaklaşık 5:30'a geliyor. Gördüğünüz gibi barınağımı İndirmek zorunda kaldım çünkü çok sert bir rüzgar var. Belki mikrofondan sesi geliyordur rüzgarın. Korkunç bir rüzgar var. Barınak uçmak üzereydi. Son anda yetiştim. Bu akşam ne yapacağım bilmiyorum. Keşke
daha düzgün bir yer bulsaydım. Ama iyi haberlerim var. Bugün sanırım bir miktar su toplayabildik. Bakalım, açıp şimdi birazcık kana kana su içelim. Tabii ne kadar içebileceksek. Maalesef bu kuyuyla çok az su toplanıyor. Daha fazla naylonum var. Büyük bir ihtimalle genişletip daha fazla su tutmaya çalışacağım. Güneş batmadan çıkartmak istiyorum suyu. Çünkü içerisindeki biriktirdiğim su da buharlaşıp gidebilir. Evet, yeteri miktarda birikmiş. Şimdi getireceğim, size de göstereceğim. Görebiliyor musunuz? Şöyle kim kamera görüyor mu? Bir miktar su var. Bir gün su ihtiyacı için çok az. Ama bu da olmayabilirdi. Çok temiz sayılmaz su. Biraz toz girmiş içerisine. Kokusu normal. Çok iyi geldi. Gördüğünüz gibi yarım konserve kadar biriktirebildik ama bugün öğlen de bir bu kadar daha su temin edebilmiştim buradan. Böyle giderse ya kuyuyu büyüteceğiz ya da daha büyük bir naylon bulmak gerekiyor. Belki barınak için kullandığım naylonu bu işe çevirebilirim. Neyse, kurayım şunu önce bir. Arkadaşlar, arkada mükemmel bir gün batımı var. Bugünü böyle sonlandırıyoruz. Hatta bu arkada da nerede o? Gördüğünüz gibi ay çıkmak üzere. Ben de birazcık yanmışım güneşten. Bugünü böyle sonlandırıyorum. Şimdi gireceğim. Şunu barınağımı halledip uyuyacağım birazcık. Birazcık da olsa su içmek iyi geldi. Az önce bir miktar daha birikmiş, onu da içtim. Şimdi barınağı kurup kafayı açacağım.